Merhaba ben Bay Anderson. Bu videoda insanların homeostaz için nasıl geri besleme döngülerini kullandıklarını size anlatacağım. Bunu zaman zaman geri bildirim döngüsü olarak da duyabilirsiniz. Evlerimizde kullandığımız termostatları bilirsiniz. İstediğimiz sıcaklık derecesini ayarlarız. Eğer ev sıcaklığı bunun altına düşerse ısıtıcılar çalışır ve yükselirse de kapanır. Bu homeostatik döngüye bir örnektir arkadaşlar. Tüm homeostatik döngülerde bir reseptör bulunur. Bu örneğimizde reseptör termostatımızdı. Bir de efektörlerimiz olacak. Bunlar da değişikliklerden etkilenecek kısımlar olacak. Termostat örneğimize geri dönelim. Sıcaklık belirlenen sınırı geçti diyelim. O zaman ısıtıcılar kapanacak. Eğer belirlenen sınırın altına düşerse çalışacak. Tüm Homeostatik döngülerde bu 8 şeklindeki döngüyü görüyoruz. Reseptör ortada olacak ve iki tarafında da efektörler olacak. Biyolojide öğrenmemiz gereken çok önemli 4 tane homeostatik döngü bulunuyor. İlki, iç sıcaklığımızı nasıl sabit tuttuğumuzla ilgili. Bildiğiniz gibi insanlarda bu sıcaklık 37 derecedir. Vücudumuzdaki termostatımız hipotalamustur. İşte tam olarak şurada durur. Tam damağınızın üstünde, beynin alt bölümünde yer alır sürekli kanımızın sıcaklığını ölçer eğer bu sıcaklık 37'nin üzerine çıkarsa o zaman kılcal damarlara ve ter bezlerine mesaj gönderir Kılcallar bu mesajla birlikte genişlemeye başlar. Yani bedenimizin yüzeyine daha fazla kan taşımaya başlarız ve böylece ısı kaybederiz. Terbezleri ise terlemeye başlar. Peki hipotalamus'tan terbezlerine ve kılcallara mesaj nasıl ulaşır? Bu da sinirler sayesinde olur. Sinirler kılcal damarlara ve terbezlerine mesajı taşır. Onlar da 37'yi bulana kadar sıcaklığı düşürür. Diyelim ısı 37'nin altına düştü. Peki o zaman ne olur diye sorabilirsiniz. O zaman da arkadaşlar kaslar tetiklenir ve kaslarımız titremeye başlar. Kılcal damarlar da tetiklenir. Onlar da ne yapar? Onlar da daralır. Yani sıcaklığı bedenimize yakın tutmaya çalışırız. Derimizde de tüylerimiz diken diken olur. Tüylerimizin diken diken olmasının sebebi derimizin sıkılaşması ve bedenimizi daha sıkı sarmasıdır. Tüm bunlar vücut ısımızı 37'ye çıkarmak için birlikte çalışır. İşte bakın yine 8 şekli ortaya çıktı. Bakın. Evet şimdi sıradakine geçelim. Sırada kandaki glikoz oranı var. Glikoz bizim için oldukça önemli. Hatırlayalım. Yaşayan hücreleri çalıştıran şey glikozdu. Kandaki glikoz oranı 100 ml için 90 miligram olarak kalmalıdır. Bunu pankreas ölçer. Pankreas da Langerhans adacıkları denen önemli hücreler bulunur. Eğer kandaki glikoz oranı yükselirse insülin salgılarız. Bu da beta hücreleri denen hücrelerden gelir. Beta hücreleri pankreasın yüzeyinde bulunur. Bu hücreler insülin salgılar. Bu sayede vücut hücreleri glikoz almaya başlar. Peki ama neden diye sorabilirsiniz. Evet, sebebini şöyle anlatayım. İnsülin bir transdüksiyon yolu açar ve glut adı verilen bir proteini açığa çıkarır. Glut. Bu glikoz taşımak anlamına gelir. Bu protein de glikozun hücrenin içine taşınmasını sağlar. Bu arada karaciğerde neler oluyor? Karaciğer glikozu kullanım için almaz. Karaciğer glikozu glikojene dönüştürerek depolamak için alır. Yani Monosakkarit olan glikozlar bir araya getirilerek daha sonra kullanılmak üzere polisakkarit olan glikojen oluşturulur. Bu ikisi de beraber kandaki glikoz oranını azaltacak. Mesela glikoz oranı düştü diyelim. Ne olacak? Glikoz oranı çok düşerse o zaman glukagon denen başka bir hormon salgılarız. Bunu da pankreastaki alfa hücreler salgılar. Alfa hücreler karaciğere gidecek. Karaciğerde daha önceden depoladığı glikojeni glikoza dönüştürecek ve kana bırakacak. Artık kanımızda daha çok glikoz var. Bu da glikozun glikoz oranımızı arttırıyor. Ve bu böylece sürüp gidiyor. İşte böyle bir çember. Hadi şimdi üçüncü döngüye gidelim. Sırada kandaki kalsiyum var. Bu gerçekten önemli çünkü kalsiyumu nöron ateşlemelerinde, sinapslarımızda hatta kaslarımızda bile kullanıyoruz. O yüzden miktarı tam yerinde olmalı. 100 mililitreye 10 miligram olmalı. Bu döngüde de pankreas yerine tiroidi göreceğiz. Tiroid tam burada, boğazımızda. İçinde iki tane bez var. Şekli aynı bir kelebeğe benzeyen tiroid bezini de burada görüyoruz. Bir de tiroidin içindeki şu küçük paratiroid bezleri bulunuyor. Bu sefer kullanacağımız iki hormon bu ikisi. Kanımızdaki kalsiyum 10 mg'dan yukarı çıktı diyelim. Bu durumda hemen kalsitonin denen bir kimyasal salgılarız. Kalsitonin tiroid tarafından salgılanır. Kalsitoninin endokrin sistemin bir parçası ve böbreği etkileyen bir enzim olduğunu unutmayalım. Kalsitonin endokrin sisteminin bir parçasıdır ve böbreği etkiler. Böbreğe kanımızda çok fazla kalsiyum olduğunu söyler. Böylelikle kalsiyumu idrarımızla atabiliriz. Ya da kemikleri etkiler ve onlara bu fazla kalsiyumu depolamalarını söyler. Dolayısıyla kalsiyum yani Ca2 artı kemiklerde depolanır. Şimdi bu ikisi de istenilen noktaya gelene kadar kandaki kalsiyum oranını düşürecekler. E kalsiyum oranımız çok düştüğünde ne olacak? O zaman da paratiroid bezi PTH denen bir hormon salgılayacak. Bu hormon paratiroid bezinden geliyor. Paratiroid hormonunun adını hatırlamak kolay çünkü paratiroidden geliyor. Bu hormon bedenimizde birkaç farklı yere etkiliyor. İlk olarak bağırsakta ne yapıyor ona bakalım. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bağırsaklarımıza daha fazla kalsiyuma ihtiyacımız var diye mesaj gönderir. Bağırsak da yiyeceklerimizden daha fazla kalsiyum çeker. Böbreğe ne yapar? Böbreğe de kalsiyuma tutunmasını, onu atmamasını söyler. Kemiklere ise kalsiyumu bırakmasını söyler. Böylelikle kemiklerden kalsiyum iyonları kanımıza karışır. Tüm bunlar kanımızdaki kalsiyum seviyesini yine eski haline getirir. İşte geri besleme döngümüz böyle. Az kaldı. Şimdi 4 numara. Peki dördüncü ne? Ozmolarite. İyi de ozmolarite ne demek? Kanın yoğunluğu, konsantrasyonu demek. Eğer hipotonik ya da hipertonik ise ciddi sorunlarımız olur. Ozmolarite 1 litre başına 300 mili ozmoz seviyesinde kalmalıdır. Diyelim arttı, artarsa yani yükselirse, öğrenciler bunu hep karıştırıyor. Diyelim 500 ya da 600 oldu. O zaman bu kişi su kaybetmiştir. Bu çok ciddi bir sorun. Peki vücudumuzda su kaybettiğimizi kim anlıyor? Hipotalamus bunu anlıyor ve hipofiz bezine bir mesaj gönderiyor. Hipofiz bezi de ADH adında bir kimyasal salgılıyor. ADH antidiüretik hormon demek. Bu hormon vücudumuzun dışarıya su atmasını durdurur. Bu durumda böbrekteki nefronları hatta en çok da nefronların toplayıcı sistemini etkiler. Böbreğe de Suya ihtiyacımız olduğu mesajı gidecek bu durumda ve ne olacak? Böylelikle idrarımızda eskisi kadar su kaybetmeyeceğiz. Eğer idrarınız yoğun ve çok sarı geliyorsa arkadaşlar işte bunun nedeni hipofiz bezinden gelen ADH'ın böbreğinize suyu tut demiş olmasından kaynaklanıyordur. Bunun sonucunda da ozmolarite eski seviyesine gelecektir. Ayrıca olması gerekenden daha aşağı düşerse de sorun yaşarız. Eğer kanımız çok sulandıysa yeni bir hormon göndermeyeceğiz. Sadece ADH'tan daha az göndermeye başlayacağız. Peki bu böbreğe nasıl yardımcı olur? Fazla su atmasına yardımcı olur. Böylelikle de kanımız eski kıvamına geri döner. Evet arkadaşlar, birlikte dört çeşit homeostazı gördük. Tüm bunlar bedenimizin iç ortamını sabit tutmasına yardımcı olur. Umarım bu video size faydalı olmuştur.